7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Ne yapacağımı bilmiyorum. Okulu bırakma konusunda mı? Okulu, evi, hatta belki ailemi bırakma konusunda. Bu ne demek Ela? Sen evden kaçmaktan mı bahsediyorsun? Yok canım. Daha neler. Seninle konuşmak istiyorum. Yüzünü görmek istemiyorum. Her gün başımı belaya sokma pahasına karşına çıkacağım Ela. Hapse gireceğim güne kadar bu böyle devam edecek. Montaj. Montaj değil mi? Yapmaz. Babam yapmaz. Herkes yapar. Herkes satar ama babam satmaz. Tabii tatlım. Babam bu kadınla neden gizli gizli görüşüyor bilemiyorum ama mutlaka bir açıklaması vardır. Ne açıklaması be? Ha? Ne açıklaması? Buluşmuş herifle işte. Beni gizli gizli uyutup herifle buluşmuş. Yani sabahtan beri düşünüyorum, düşünüyorum. Ben senin bu karını çözemiyorum Timur. Harun Bey'in amacı belli. Bulgaristan'dan ne çıkacak belli değil. Kızını kurtarmak için karını kullanıyor. Ama karın? Ya İrem'in o gizli görüntülerinden sonra karının, kızını dövdürmeyi planlayan kızın babasıyla işi ne? Bahar'ın amacı ne? Bu kadının amacını bilemem ki ben. Para mı istiyor? Ucuz şöhret peşinde mi? Yoksa kanından mı besleniyor? Onun amacı benim hayallerimi aşar. Ama tatlım. Onu amacına ulaştırmayacağız. Bildiğin tek şey var. O da babanın oyuna geldi. Biz bu oyunu bozacağız. Bahar Hanım'a bak ya sen. Hastane parasını bahane edip seni kapının önüne koysun. Sen kötü baba ol. Kızını sana düşman etsin. Sonra kendisi adamla kim bilir neyin peşinde. Tazminat davasında niye istemediği belli oluyor. Var bunların saman altından bir anlaşması. O samanın altını üstüne getiririm ama ben. Getiririm. Bahar'a gık demeyeceksin. Pusuya yatacağız. Ne pususu kızım? Ne pususu? Ben şimdi bu görüntüleri alıp o kadına yedirmez miyim? Ha? Yedirmez miyim? Yedirmez miyim ben bu görüntüleri şimdi? Banu'nun manyak mısın sen? Açsana şu kapıyı. Açayım da her şeyi mahvet. Şu haline bak.
Ya sen Hale Hanım bu görüntüler eline geçmesine rağmen niye bombayı patlatmadı sanıyorsun ha? İki kişi bir masada oturuyor. Ne var bu görüntülerde? Ne mi var? Banu orada benim karım... Başlatma karından. Hale Ilgaz aptal, bir sen akıllısın öyle mi? Zerre kadar akıl yok sende, zerre kadar. Ne konuştuğunu bile duyamadığımız iki insan var şu görüntülerde. Hadi basına sızdırdık, patlattık. Harun Bey bir açıklama yapar. Hanımefendi benimle eski damadımla ilgili görüşmek istedi der. Kim ne diyecek? Kızıldağ yasal olarak şüpheli değil, sanık değil. Kim görüşmelerine bir şey diyecek? Ama bunlar gizli gizli... Hadi gittin olay çıkardın, hesap sordun. Bahar kırıta kırıta adam tazminat davasını geri çekmemiz için çağırdı, ben de gittim dese... En fazla bir iki fısıltı çıkar. Daha duruşma bile başlamadan unutulur gider. Biz öyle bir şey yapacağız ki unutulmayacak. Deprem etkisi yaratacak. Ve enkazın altında kalan biz olmayacağız. Özür dilerim anne. Artık yapamıyorum. Evimde bile evimde gibi değilim. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Odam bile tanıdık değil artık. Hiçbir yere sığdıramıyorum kendimi. Hiçbir yerde nefes alamıyorum. Sadece nefes almak istiyorum. Eskiden olduğum gibi normal, küçük, mutlu bir kız çocuğu olmak istiyorum. Çocuk olup saklanmak istiyorum anne. Çocukluğuma saklanmak istiyorum. Bakın okudum size mektubu. Kızım evden kaçtı diyorum. Hanımefendi kızınız reşit. Ve yasal olarak da evden ayrılmaya hakkı var. Anlamıyorsunuz. Kızımın adı Ela Yüksel.
Girin bakın internete ne çıkıyor hakkında. Hanımefendi. Benim kızım şiddet mağduru. Dövdüler benim kızımı, dayak yedi, mahkemesi var benim kızımın, anlamıyorsunuz, normal bir şey değil. Davamız var bizim ama o adam dışarıda serbest. Daha önce elini kolunu sallaya sallaya hastaneye geldi. Ya yine peşindeyse, ya yine yanına giderse? Nereye gitti, ne yapacak hiçbir şey bilmiyorum. Kızımın psikolojisi iyi değil. Daha önce kendine zarar vermeyi bile denedi. Ya yine yaparsa? Bakın gerçekten yanında parası var mı onu bile bilmiyorum. Ne olur yardım edin ya. Hanımefendi endişenizi anlıyorum. Ama elinizde bir mektup var. Kızınız kendi iradesiyle gittiğini söylemiş. Ve el yazısının da kendisine ait olduğunu onaylıyorsunuz. Ama... Kendi rızasıyla evden ayrılmış reşit birini biz arayamayız. Lütfen şimdi evinize gidin ve çocuğunuzdan haber bekleyin. Olur mu? Benim kızım... İyiyim. Sadece kafa dinleyeceğim. Ne yapacağımı, nasıl devam edeceğime karar vereceğim. Korkma. Hepinizi seviyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İrem. İrem, seni almaya geldim ve baba kız şahane bir program yaptım. İrem. Banyoda mı? İrem Hanım gitti. Nereye gitti? Teşekkürler. İremciğim, hangi numaradan arıyorsun? Neredesin? Otele çıktım. Tam da konuştuğumuz gibi yapmışsın. Aferin sana. Tamam, böyle anlaşmamıştık biliyorum ama... babam yüzümü görse anlardı zaten. Ayrıca o dediklerini de yapamam senin. Öyle babama rol yapıp yüzüne gülüp ondan sonra telefonunu falan karıştıramam ben. Tutamam kendimi çünkü hala, anlıyor musun? Tutamam. Tamam tamam İremciğim, sakin ol. Orada olup babanı şüphelendireceğine gitmen daha iyi olmuş. Keşke buraya gelseydin ama. Orada ne işin var? Boşansanız da sen benim kızımsın. Biliyorsun bu kapı her zaman sana açık. Sağ ol ya. Çok sağ ol. Ama zafer işareti yapan oğlunla öyle misafircilik oynayacak halim yok. Merak etme. Eve gidip babama bir şey kaçırmam ağzımdan. Ağzının içine düşeceksin yine değil mi? Eks gelinim. Ama tabii sana da hak veriyorum. Boşandıktan sonra bu serseriyi kim tutar diye kara kara düşünmektense...
Harun'un o şımarık kızının ocağına düşmek daha iyi geldi, değil mi? Ben kız üzülüyor diye konuşuyorum. Ayrıca oğlan odasında. Ne serserilini gördün şimdi? Sen devam et böyle. İlker. İlker. Ah Cansel Hanım, İlker nerede? Bir bilgim yok Hale Hanım. İlker neredesin oğlum? Tutuksuz yargılanıyorum sanıyordum anneciğim. Ev hapsinde değilim. İlker'cim akşam seninle konuşmak istediğim bir şey var. Lütfen yemeğe geç kalma olur mu? Tamam kalmam. Yarın akşamki yemeğe. Burçak da bilmiyor. Yemin ediyor. Ya bir şey biliyor olsa yani saklasa bilirdim zaten. Tamam canım. Mesaj attı, iyiymiş. Biliyoruz. Biraz rahatlayalım. Aman bu da. Anne, hatun. Ben küstüm diye mi gitti ablam? Hayır. Hayır olur mu hiç öyle şey? Oğlum. Ablan tatile gitti, tatile. Aa şuna bak bir de üzülüyor. Orada biraz dinleniyor, eğleniyor. Belki sana hediye bile getirir. He? Bana baksana sen. Maça var mısın? Tek kale ama. Bilgisayarda falan değil ha. Hadi bak, bak gözleri parladı. Koş 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 koş. Kış bakalım. Baba, ablam tatile çıkmış biliyor musun? Evet oğlum, evet biliyorum. Bu da geldi. Bahar, biraz kendine nefes aldır. Doktoruyla da konuştun. Üstüne gitmeyin. Biraz kendi kendine kalmaya ihtiyacı var dedi. Lütfen. Ne haber Timur? Hande ile konuştun mu? Apartmandan çıkarken falan görmüş mü? Niye bakıyor böyle? Timur bir şey mi diyeceksin? Aa, ne oluyor buna be? Fevri olmayacaksın. Unutma biz olay çıkarmayacağız. Biz bomba patlatacağız. Sakin ol. Sakin ol. Banu ne dediyse o. Banu ne dediyse o. Sakin.
Bana bak. Sen bu kapının kilidini değiştir. Bir tuhaf bakıyor bu. Kız evden gitti diye seni suçlarsa bu sefer ben deliririm. Bunun da üstüne yürürüm. Kimse beni tutamaz. Dikkat et. Cemal, ne yapıyorsun? Versene telefonumu. Şu kızı bulma programı yüklü diye sen dedi hatırlıyorum. Hı? Ya bilmiyorum öyle program falan. Şifren kaçtı? 24-17 çocukların doğumu. Ben yazılımcı bir arkadaşa gerekli programı kurdurdum. Yapacağın tek şey korsan yazılımı karının telefonuna indirmek. Hadi buldun mu? Kimlerle yazışıyor, kimlerle konuşuyor? Hepsi tık tık senin telefonuna kopyalanacak. E hadi ne oluyor, buldun mu bir şey? Yokmuş. Bu kadar kurcaladın, yokmuş. Kızımız ortada yok, farkında mısın sen? Ben her şeyin farkındayım Bahar Hanım. Her şeyin farkındayım ben. Ne demek bu, ne demek istiyorsun? Ben annemi iniyorum, tamam mı? Kızdan ses çıkarsa haber edersin. Gitmeyeceğimi biliyorsun. Kapıyı açacağını biliyorsun Ela. Gitmezsen polis çağıracağım. Yapsan çoktan yapardın. Ne yaptın? Evden falan mı kaçtın? Hayır, eğer kaçtıysan polisi aramak sana da yaramaz. Kaçmadıysan da yaramaz Ela. O yüzden uzatma, lütfen aç kapıyı. Ne istiyorsun benden? Düşük konusu kapandı, haberin yok mu? Banu gelip sana yetiştirmedi mi? Mahkemeden de yırttın babam sağ olsun. DNA testi falan da yok. Yakayı bebek katilliğinden de kurtardın. Ben kendi ağzımla da akladım seni. Korkacak bir şey yok artık. Mahkemede başını yakacak bir şey kalmadı. Ne istiyorsun benden? Konuşmak istiyorum. Seninle sabaha kadar konuşmak istiyorum. Gerçekten buna inanıyorsun. Oturup seninle ciddi ciddi konuşacağıma inanıyorsun. Haklısın. Bana güveniyorsun çünkü. Benim aptallığıma güveniyorsun. Ela. Sence bu kadar yaşadığımız şeyden sonra konuşmayı hak etmiyor muyuz? Gerçekten git buradan. Bebekten ödüm kopuyordu Ela. Ben sana hiçbir şeyden korkmam derken karşında korkan tekiydim. Eşek gibi korkuyordum hem de. Ortaya çıkmandan, aşkından, yaşından, inadından, annenden. Karnındaki bebekten korkuyordum. Sen hayatımdaki en büyük risktin.
Ela. Bak ben bunları sana ilk defa söylüyorum. Ve sana ilk defa söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. Biliyorum senin de var. Gerçekten duymak istemiyor musun? Bu mu? Bu kadar mı Ela? Sana yaşattığım onca şeyden sonra yüzüme söyleyeceğin hiçbir şey yok mu? Bir evden gitmesi eksikti ya Rabbim. Hiç kusura bakmasın abim. Bu saatten sonra o kızın burnu kurtulmaz. Bir kere de yangına körükle gitmeyin ya. Kız kafasını dinlemeye gitmiş işte. Annesi merak ediyor zaten. Yapmayın böyle ya. Merak edinceye kadar ben ne yaptım da böyle oldu desin. Aynen. Kocasını kapının önüne koydu. Kocasını kapının önüne koyunca ne oldu? Bir gün evde tutamadı kızını. Bir gün sahip çıkamadı kızına. Ela'nın son bombasını patlatıyorum. Pamuk eller cebe. Afiyet olsun. Afiyet olsun sana da. Oğlun mu? Ela evden kaçtı. Asu diyet listesi göndermiş. Peki Beyzaden nerede? Boşuna zafer işareti yapmadı öyle değil mi? Boşandı. Boşanır boşanmaz hop gecelere akıverdi. Gözler üzerimde, davam var demeden kim bilir hangi kırığının koynuna girdi. Ben mutfağa bakacağım. Bugün biraz yavaşlar. Çünkü acıların kadını olmak bunu gerektirir. Acıların kadınıyım, ben acılar kadınıyım. Çekip gitti sevilenler, gariplerdi. Duramadı küçük bey. Evde ablamı bekleyeceğim diye tutturdu. O da kendine bir pay çıkardı işte yavrum. Bahar, Allah aşkına bırak şu mektubu. Ezberledin. Okudukça sinirim bozuluyor. Sinirim bozulmuyor. Kalbim kırılıyor. Her satırında kalbim kırılıyor. 19 yaşında birinin cümlesine bak. Tek bir dilek hakkım olsaydı eğer, çocukluğuma dönüp sonsuza kadar çocukluğuma saklanmayı dilerdim. Öyle şeyler yaşattılar ki kıza. Sanki 19 yaşında bir çocuk değil de 1000 yaşında bir ruhun sözleri.
Nasıl acı bir yorgunluk. Çocukluğuma saklanmak. Çocukluğuma. Tabii ya. Nasıl aklıma gelmedi? Yazlık eve saklandı. Selim Paşa'ya. Umut. Anasının kuzusu, anneannesinin koyununa gitmiş demek. Ne oldu? Ela'yı almaya gidiyoruz. Hadi. Eski yazlık ha? Anılar falan. Sempatik. Bayağı eski ama. Zaman durmuş gibi. Çok gelmiyorsunuz galiba. Rahmetli anneannemden kalma. Aa. Bu güzellik sensin. Yanındaki şirinlik kim? Annem. Ah. Bu senin mi? Fotoğraftaki güzelliği buna binerken hayal edebiliyorum biliyor musun? Bence sen saçmalıyorsun. Şömineyi yak. Sucuk ekmek yap. Sohbet, muhabbet. Çocukluk anıları falan. Başka? Seni sohbet ederim diye içeri almadım. Kaldığın yerden devam et artık. Karnıma aptal aptal yastıklar koyarken doğmamış çocuğumuzun adını seçerken sen çoktan kürtaj için doktora ayarlamıştın bile. Başka? Başka ne kaldı ilk defa söyleyeceğin? En büyük hayalim. Hatırlıyor musun? Her şeyin en başında. Konferansta. Sana en büyük hayalimi gerçekleştirdiğimde ilk senin haberin olacak demiştim. Ela, ben bunu küçüklüğümden beri kimseye anlatmadım. Benim küçüklüğümden beri tek bir hayalim var. O da... İstemiyorum. İstemiyorum senin hayalini falan duymak istemiyorum. Sen beni aptal zannediyorsun. Sen beni hala o kemikleri kırılmadan önceki zavallı küçük aptal kız zannediyorsun. Ama ben büyüdüm. Senin sayende. Senin yaptıkların yüzünden ben bir gecede 1000 yaş büyüdüm. Ben artık gözü ailesini bile görmeyen, aşık oldum diye annesini ayaklarının altına alıp ezip geçen o küçük aptal değilim. Senden önce mutlu bir kızdım ben. Kendi halinde. Normal. Romantik komedilere bayılan. Aşka inanan. Kendi küçük, güvenli dünyasında sevgiyle, sevilerek büyümüş sıradan bir kızdım.
Umarım yeni bir aptallık yapmıyorsundur. Sen benim o sıradan dünyamı avuçlarının arasına aldın, cehennemin dibine attın. Ama ben o cehennemden sağ çıktım. Beni yakamazsın. Başkasını yak. Başkasına anlat hayalini. Başkasına inandır yalanlarını. Sen kendine başka kurban bul. Ben senin kurbanın değilim artık. Teşekkürler. İrem ne yapıyorsun? Ben değil, İrem yapmış. Nasıl yani? Anlamadım. Ya bildirim gelmişti, garip bir story atmış. Ben şimdi gördüm. Sen Bodrum'da dememiş miydin? Burası gayet boğaz. Ben o oteli de biliyorum. Bu kız İstanbul'da Harun. Sen de biliyorsun tabii oteli. Aa, iyi akşamlar. İrem Orhun'un odasını bağlar mısınız lütfen? Ne zaman çıktı dediniz? Anladım. Peki. Teşekkür ederim. Bir saat önce ayrılmış. Eve gidiyorum demiş. Otel şurası ne biz? Bir dakika ya, ev derken. Şu halime bak. Babam ne yaptı bana? Tatlım. Yapma böyle. İrem Hanım'a koca bir sürahi su, sert de bir kahve. Hemen getiriyorum. Bu gece var ya, bu gece. Tarihi bir gece. Benim babasız kaldığım bir gece. Harun Beyler geldi. Hay İrem'ciğim, yavaş. Yavaş kızım. Bulandı. Bir daha. Onu burada beklediğimizi söyler misiniz lütfen? Birce, Harun. Hoş geldiniz. İrem'in geleceğini biz de bilmiyorduk. Sürpriz oldu. İsterseniz içeri geçelim, orada konuşalım ha? İrem'i alıp hemen gideceğiz. İrem biraz şey, yani nasıl desem... Nesi var? İsmail nesi var? Sarmış. Ve alkışlar yılın babasına gidiyor. Babam benim izimi sürmüş, yalan söylediğimi anlamış, kızını almaya gelmiş. Best daddy ever. Bodrum'daydım dedin, bana yalan söyledin. Şu haline bak, ayakta bile duramıyorsun. Ya baba, senin ne yalancı bir kızın var ya. Ya. Ne yapalım o zaman? Ele verelim değil mi hemen? İrem'ciğim. Çünkü dürüstlük abidesi olmak bunu gerektirir. Çünkü kusursuz baba olmak bunu gerektirir değil mi? Ona ne yaptın? Gerçekten günah keçisiyim ben. Harun, gerçekten ayıp oluyor ama. Yani kızınla arandaki baba kız meselesine lütfen Hali'yi karıştırma artık. Kızıma ne yaptın Hale? Ben söyleyeyim. Kızına ne yaptı? Ne yaptı biliyor musun baba? Annelik yaptı. Annelik yaptı. Bu kadın benim annem be. Annem, duydun mu? Senin aklın başında değil. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor senin. Sarhoş Harun'cum. Sarhoş. Baba sen ne yap biliyor musun? Sevgilini al, evine git. Ben bu gece annemle kalacağım. Bekalli oğlum. İrem. Harun, sen bu gece izin ver kızına. Kocası evde, eski kocası evde yok nasıl olsa. Merak etme. O da burada bir rahatlasın. Yarın öpüşür barışırsınız. Hem ben biraz ağzını yoklarım. Boşanma stresi mi yoksa başka bir şey mi bozuldu diye. Sen evine git, bir düşün. Acaba kızımı bu kadar küstürecek ne yaptım diye. Hale, lütfen. Harun, bak
Boşansalar da biz yine de onun anne babası sayılırız. İlker geldiği zaman misafir odasında kalacak, merak etme. Hatta gerekirse onu otele gönderirim. Bak İrem bizim baş tacımız. Onu çok iyi ağırlayacağız, tamam mı? Gözün arkada kalmasın. Har yüzümde bir şey mi gördün? Sabah buradayım, kapıda. Yarın sabah haberleşiriz. İyi geceler. İyi geceler. Adamın ayağına taş değse benden bilecek. Harun'cum, Harun'cum bekler misin lütfen? Ona bir şey yaptı. Bana ister takıntılı ister paranoyak de Hale kızıma bir şey yaptı. Konuşacağımız kadar konuştuk. Git artık. Biz başımıza bu şey gelmeden önce iyiydik biliyor musun? İyiydik tabii. O kadar iyiydik ki sen bir elinle karnımı okşarken diğer elinle kürtaj için doktor ayarlıyordun. O kadar iyiydik ki ben aile olacağız sanırken sen gizli gizli evleniyordun. O kadar... Defol. Defol. Gidelim biraz daha, ilk sağdan döneceğiz. Kızacak biliyorsun değil mi Bahar abla? Çok kızacak. Valla ben iyi olduğunu bir gözlerimle göreyim de sonra sabaha kadar kızsın. Ayrıca biz onu zorlamaya gitmiyoruz ki. İlla geri götürmeye de gitmiyoruz. Gelmek istemiyorsa gelmez. Zaten doktor da zorlamayın dedi, boğmayın dedi. Ha, zorla eve götürecek değilim. Yanında parası var mı onu bile bilmiyorum. Ya bir konuşayım, bir göreyim iyi olduğunu. Bir yanına kartımı koyayım. Bir buzdolabına falan bakayım, bir şeyler koyayım. Ayrıca eve nicedir girilmedi. Toz içindedir, bir küçük temizleyeyim edeyim. O telefonunu açmaya bir ikna edeyim. Konuşalım. Gelmek istemiyorsa gelmez, biz de döneriz. Hadi bakalım. 5 dakikaya oradayız. Hadi. Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Ama eğer şimdi çıkıp gitmezsen polis çağıracağım. Sana geri dönmeye çalışıyorum. Ela. Ben seni geri istiyorum. Ben ne dersem diyeyim, sen beni o ağzı açık... o aptal kız zannediyorsun değil mi? Evet, aptallıksa dibine kadar aptaldım. Aptaldım. Çünkü sana deli gibi aşıktım. Sen ilk aşkımdın benim. Ben çocuk gibi bir şeydim senden önce. Ben aşk hep başkalarının başına gelir sanırdım. Dayak gibi. Geri istiyormuş. Geri istiyormuş beyefendi, boşanmış beni, geri istiyormuş. İstiyorum. Sen beni geri isteyemezsin. Hakkın yok. Senin beni düşünmeye, senin beni aklından geçirmeye bile hakkın yok. Adımı söylemen, yüzüme bakıp benim adımı söylemen bile haksızlık bana. Ama sen ne yaparsan yap,
Ben kendime bir daha o haksızlığı yapmayacağım. Ben seni unutacağım. Sana olan öfkemi, nefretimi bile unutacağım. Ama beni nasıl harcadığını hiçbir zaman unutmayacağım. Ben bana yaşattığın o hayal kırıklığını hiçbir zaman unutmayacağım. Bana yaptığın en büyük kötülük ne biliyor musun? Ben senin yüzünden bir daha kimsenin beni sevebileceğine inanmayacağım. Ben senin yüzünden bir daha hiç kimseye güvenemeyeceğim. Ben senin yüzünden hayatım boyunca hiçbir erkeğe güvenemeyeceğim. Ben senin yüzünden hayatım boyunca yalnız kalacağım. Kalmayacaksın. Yalnız kalmayacaksın. Bak gördün mü, ışıklar yanıyor evde. Ela. Elacığım aç kapıyı anneciğim. Ela. Ela teslim ol hadi. Anneciğim hadi aç kapıyı. Ne yapacağız? Saklan. Saklan. Vay be ya. Be kızım, ne yaptın sen? Ben gelmeyelim dedim, zorla getirdi. İyi ki geldiniz anne. İyi ki geldiniz. İnsan böyle mektup bırakıp gider mi Ela? Çok merak ettim seni, aklın başından gitti kızım. Neden ben yazlığa gidiyorum demedin? Gitme mi derdim sana? Açtırırdım burayı önceden, bir temizlettirirdim. Cebine para koyar, kendim gönderirdim seni. İstediğin kadar kalırdın. Ama işte böyle kaçar gibi tek başına gelince... Senelerdir de açılmıyor burası. Baksana her yer toz içinde. Oho, sen tek başına diyorsun da Bahar abla. Şömineyi bile yakmış bu ya. Hakikaten nasıl becerdin? Sucu geldi, ondan rica ettim. İyi yapmışsın ama geceleri yetmez mi? Çok soğuk oluyor burası. Acaba bu klimalar, radyatör falan çalışıyor mu? Senelerdir her yer kapalı. Anne ben zaten... Kızım biz seni götürmeye gelmedik. Ben senin cebine para koyacağım. Bir market alışverişi yaparız, ne kadar kalmak istiyorsan. Bir de küçük temizleriz burayı. Aldım deterjan falan bir şey. Anne ben kalmayacağım. Bak ben ciddiyim ama. Gerçekten seni götürmeye gelmedik. Ben de ciddiyim. Yapma Ela, yapma lütfen. Eve dönmek istiyorum hemen. Umut sen şömineyi söndür. Ben zaten bavulumu bile açmadım yani. Alayım hemen çıkalım, tamam mı? Bak söndürürüm ama son kararım. Evet dedim ya. Ela, bak benim yüzümden değil değil mi kızım? Ben alayım bavulumu anne. Geliyorum. Vay be. Düşündüğümden daha kolay oldu. Tuhaflık var. Yani yalnız kalmak iyi gelmedi galiba. Hadi gidelim. Ver anneciğim, geç sen. Ben şu şömineyi söndüreyim. Tamam. Thank you.
Umut nerede anne? Şömineyi söndürüyor. Ben bir bakayım ona. Annemleri gönderip orada onunla kalabilirdim aslında. Kalsam sabaha kadar kusabilirdim. İçimde ne varsa öfke, nefret, acı. Ama kaçtım. Arkama bile bakmadım. Benden çok uzakta. Arkamda kalsın, ben gideyim, o kalsın istedim. O günler nasıl geri gelmiyorsa o da hiç geri gelmesin. Bir daha aklıma bile gelmesin. Ben bu filmi daha önce gördüm. O pislik yüzünden sevdiğim herkesi üzdüm, çok üzdüm. Bunu bir daha yapmayacağım. Dostlarımı, umutumu bir daha onun için kırmayacağım. Annemi bir daha o yalancı yüzünden ağlatmayacağım. Ben bir kere ona inandım. Hayatım değişti. Bir daha olmayacak. Peki seni öptüğünde ne hissettin? Ela? Bana cevap verecek misin? Ben telefonunuz çalıyor. Sekreteriniz arıyor, yine Süreyi açtık demek bu. Biliyorsun, açabiliriz. Sorun yok. Devam et lütfen. Hayır hayır. Gerek yok yani. Kaçmıyorum ya, haftaya devam ederiz. Kaçıyorsun. Babanın DNA testi hamlesiyle elinizi kolunuzu nasıl bağladığını benimle paylaşacak kadar güveniyorsun. Ama seni öptüğünde ne hissettiğini paylaşacak kadar güvenmiyorsun. Doğru mu? Yok yani. Size güvenmediğim için değil tabii ki. Kendine mi güvenmiyorsun? Haftaya görüşürüz. Ela Yüksel, artık sadece kafası değil, duyguları da karışık.
Günaydın tatlım. İğrencim, başım çatlıyor. Dün geceden sonra normal. Dün gece babama pot falan kırmadım değil mi ben? Yani öyle yakasına yapışıp nasıl bana bunu yaparsın demedim inşallah. Demedin tabii. Böyle bir aptallık yapmana müsaade eder miyim? Sakın ha. Düşmanınız baban değil, kızın annesi. Bunu sakın unutma. O kadının babanı tuzağa düşürdüğünü ispat edene kadar bana zaman vermen lazım. Dün gece İlker gelmedi değil mi? Çünkü beni öyle gördüyse çok fena. O artık özgür bir adam. Kulağını çekemeyiz ya. Yok, ondan demedim zaten. Yani kulağını çek diye değil. Neyse, çok utanıyorum. Utanacak ne var? İnsan annesinden utanır mı? Sen şimdi anne deyince ben hatırladım dün gece söylediklerimi. Babama çok ağır oldu ya. Ağır bir şey varsa o da babandan yediğin darbe. Sırtına yasladığın o yıkılmaz kalenin üstüne yıkıldı. Hangi çocuk o yıkıntının altından sağ kalkabilir? Hiçbir evlat babasından darbe yemeyi hak etmez. Hele ki sen. Senin babandan başka kimin var? O zavallı dediğimiz kızın bile arkasında canı dişinde annesi var. Nasıl da vahşice mücadele ediyor kızı için. Baban eline yüzüne bulaştırıp seni... Ama tabii ki bilmeden, tabii ki istemeden sırtından vurup... Canım benim. Ah İrencim, ne kadar yalnızsın sen. Ben dün gece senin o yalnızlığını o kadar yakından gördüm ki. Yok, ben dün gece o kafayla... Dün gece kadın benim annem deyip sarıldığında... diken diken oldum İrem. Ben seni o kadar iyi anlıyor... yalnızlığını o kadar yakından görüyorum ki. Seni bir dün gece öyle gördüm. Yapayalnız, korunmasız. Bir de anneni kaybettiğin gün. Daha fazla annemden, yani dün geceden konuşmasak, ben İlker gelmeden gitmek istiyorum zaten. Nasıl istersen. Ama şunu bil ki eskisi gibi olmasa da, sana ben bir kere kızım dedim. Sırf evliliğiniz bitti diye sana sırtımı dönmeyeceğim. Beni avutmaya çalışıyorsun. Boşandıktan sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen de eskisi gibi olmayacaksın, biliyorum. Aşk olsun sana. Şimdi İlker yarın yeni bir gelin getirse... o yeni gelin bana boy boy torunlar verse... yine de senin yerin benim yanımda başka olacak. Hep bir elim üstünde olacak. Bak, çok samimi söylüyorum. İsmail söylense, oğlum mı kırdansa, gelinim kıskansa... ben yine gizli saklı da olsa ne yapar edersen hep ayrı tutarım. Aa, ne oldu? Yok, elim takıldı. Çok yazık, bunu hemen tamir ettir. Babanın hediyesiydi değil mi? Çok da güzel bir parça. Hay Allah. Harun Bey geldiler. Hoş geldin. Valizin nerede? Oo, Haruncuğum, selamsız bir sabah galiba ha? Kızımla baş başa konuştuktan sonra seninle de bir konuşmak isterim Haleciğim. Tabii. İlker gece gelmeyecek demiştiniz. Merak etme Harun abi. Misafir odasında yattım ben. Aynı oda değildik. Hadi gidiyoruz, valizini al. Cansel Hanım. İrem'in valizini lütfen. Ben gelmiyorum baba.
de gelmiyor ona. Nedir bu ya İrem? Nedir bu ya? Ha? Boşandın sen kızım, boşandın. Şimdi de boşandığın adamın evinde misafircilik mi oynuyorsun? Haruncuğum, misafircilik ne demek? İrem bizim kızımız. Boşandım. Evet. Senden etkilendiğim için boşandım. Senin yüzünden boşandım baba, ben pişmanım. Pişmansın, öyle mi? Kendini düşürdüğün şu zavallı duruma gülüp geçen adamdan boşandığın için pişmansın, öyle mi? Haruncuğum, bence üstüne gitme. Boşanan kadınlar hassaslaşır. Böyle gelgitler olur. Şimdi üstüne gidersen, bak, oğlum olduğu için söylemiyorum, daha da kıymete binecek. Burada kalamaz. Buna izin veremem. Bu mümkün değil. Haruncuğum, bu psikolojiyle tek başına otelde kalması daha mı iyi olur? Aklını başına alıp benimle gelene kadar sana rahat vermeyeceğim İrem. Ve sen Hale, sen. Ona ne yaptık bilmiyorum ama bu burada bitmeyecek. Burada bitmeyecek. Her zaman bekleriz. Lan! Yavaş gel komşu çocuğu. Eğer o kızı bir daha rahatsız edersen komşu çocuğu nasıl olurmuş görürsün. Kapımın önünde havlama. Bas git. Gitmiyorum. Göndersene. Ne oluyor orada? Boşanmayı neden karıştırdım ki? Rezil oldum ilk kere. Tatlım, sen bunları niye takıyorsun kafana? Yorgan gitmiş, kavga bitmiş. Boşanmışsınız, bitmiş gitmiş. İlker'in ne düşüneceğini neden önemseyeceksin ki? Hale Hanım, kapının önünde kavga çıktı. O ne demek ya? İlker Bey kavga ediyor. Bana bak, sabrımı zorla bakarım kemiklerini senin. Dün içine içine korkarken gördük kim çocukmuş. Aman. Kızın arkadaşı bu. Kes, kes artık, yeter. Yakmayacaksın lan bir daha Hala'ya. Duydun mu? Dün gece durdum, bir daha durmam. Yakarım seni. Ne demek bu? O söylesin. O arkanıza saklanan ne demek istediğimi çok iyi biliyor. Ne var lan? Senin ben. İlker'in arabasını garaja koyun. Hiçbir yere gitmiyor. Sen hala burada mı kalacaksın kızım? Ha? Bakar mısın? Sen Ela'nın arkadaşıydın değil mi? Mahkemede görmüştüm. Ben damadınıza diyeceğim dedim. Bak evlat, o artık benim damadım değil. Demin söylediklerini duydum. Benimle daha açık konuşur musun lütfen? Bak, dün gece olanları açık açık anlatırsan eğer, bunun yasal yaptırımı bile olabilir. Bir de senden bir ricam var. Gördüklerini kızıma da anlatır mısın? Onunla konuşur musun? Çok rica ediyorum. Kusura bakmayın. Ya ben diyeceğim dedim. Fazlası için ne size ne de kızınıza güvenemem. Akşam kendi kendime dedim ki, benim oğlum acaba bu kadar aptal olabilir mi diye. Acaba. Beyefendi yok, kız evden kaçmış. Banu fazla mesaide galiba anne. Sen fazla mesaiye kalıyorsun. Hayatını her gün mahvetmek için fazla mesaidesin.
Evet, arabamı zaten sizde bırakmıştım. Aynı oda olsun yine mümkünse. Taksiniz geldi İrem Hanım. Aslında ağzımı bile açmayacaktım ama içimde kalmasın diye söylüyorum. Eğer gerçekten yine o kızın yanına gitti... Annem bitti, sırada sen mi varsın? Pardon da eski karım bana hesap falan soramaz. Hoşça kal. İrem, hiçbir yere gitmiyorsun. Anne kendine gel artık, canım sıkılmaya başladı bu duruma bak. Bak, bu dava yüzünden oğlunun kim olduğunu unutuyorsun. Aylardır şirkete gitmiyorum diye ben liseli ergen değilim. Öyle istediğin zaman kulağını çekebileceğin küçük afacan çocuk da değilim. Ben artık boşandım. Boşanmış özgür bir adamım ve bana karışamazsın. Artık bana sen bile karışamazsın. Evet, karışmayınca az önce gördük. Komşu çocuğu, mahalle serserisi evi bastı. O veletten korkma. Konuşmayacak. Konuşsa dün konuşurdu. O konuşmayacak. Ben konuşacağım. Ne diyorsun anne, anlamıyorum seni. Söyleyeyim. Seni ihbar edeceğim. Çok iyi. Beni ihbar edeceksin. Planın bu mu? Evet, seni ihbar edeceğim. Sonra ne olacak biliyor musun? GSM operatörlerinden yer tespiti isteyeceğiz. Dün gece nerelerdeymişsin? Tabii o kız nerelerdeymiş? Baz istasyonu sinyallerinden tespit edilecek. Ve sonuç, uzaklaştırma emrine ihlal. Ve tabii ilk duruşmada karşı taraf gizli buluşmanın üzerine oynayacak. Gizli buluşuyorlar. Adam bu yüzden mi boşandı? Kız acaba o yüzden mi o yapmadı dedi? Ve sonuç, tabii hakimin kararını da buradan tahmin edemem. Sen beni ihbar etmezsin. Senin kafanı kesseler sen beni ihbar etmezsin. Hı hı. Evet, etmem. Ama oğlum gözlerimin önünde kendi elleriyle kafasını kesiyorsa yaparım. Hem de öyle bir yaparım ki her gün yanacağıma bir gün yanırım. Sen ciddisin. Ciddiyim. Teklifimi kabul etmezsen daha da ciddiyim. Ne teklifi?